Herkese merhaba. Bugün sizlere anneannemin boşnak sütlü biberini yapacağım. Anneannem çocukluğumuzda bize hep yapardı ve dolabımızdan hiç eksik olmazdı. Şimdi annem yapıyor ama ben bugün bunu ilk defa deneyeceğim ve sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü probiyotik deposu. Şimdi biberlerimi yıkadım, güzelce yıkadım, sirkeli suda beklettikten sonra onları güzelce doğradım, sütümü hazırladım, hazır süt kullanıyorum. Sonrasında yağsız lor aldım, yağsız lor kullanacağım, yarım kilo aldım. Bakalım bir kavanoza ne kadar olacak ve ben değişik olarak da çörek otu kullanmak istiyorum çünkü evde sürekli kullandığım bir şey çörek otu. Şimdi bunun yapımına geçelim. Biberlerimizi yıkadım. Güzelce yıkadıktan sonra onları doğradım. İçerisine bir sıra biber koyduktan sonra üzerine lor koyuyorum. Tekrar çörek otu döktüm ve tekrar bu şekilde biberlerimi yerleştiriyorum. Bir sıra biber. Sütlü biber deniyor buna ve muhteşem bir lezzeti oluyor. Lorum için kaşık almayı unutmuşum. Tabi burada kombuçayım var. Cennet hurmalarımdan sirke yapacağım. Burada gördüğünüz kombuçayım çoğalıyor şu anda. Mayalanıyor. Kendi ellerimle yaptığım zeytinin. Kombuçayını da bir gün size tarifini vereceğim. Şimdi sirkeli bir şey. Sütlü biberimizi yapıyoruz. Probiyotik açısından çok zengin. Çünkü içerisinde lor var, biber var, çörek otu var ve tamamen sütle mayalanıyor. Bunu önce çok da basit, yani 5 dakikada yapabileceğiniz, yani belki yarım saatte en fazla. Yarım saatte yapabileceğiniz bir tarif. Tabii Tospik'im de beni dinliyor. Merhaba Tospik. Merhaba anneciğim. Evet. Şimdi tekrar biberimizi koyuyoruz. Şöyle. Üzerine tekrar lorumuzu. Biraz bastırıyorum. Rahmetli anneannemin dolabında hiç eksik olmazdı. Her kahvaltıya gittiğimde hemen sütlü biberini çıkarır, masaya koyar. Ondan sonra susamlı kahvaltılığını hazırlar. Susamlı kahvaltılık da yapacağım bir gün burada. Domatesli, sarımsaklı, cevizli, susamı kavurarak. Biraz da çörek otu. Çörek otu her derde deva biliyorsunuz. Ben çok fazla tüketiyorum. Yaptığım hamur işlerine, yoğurda koyuyorum. Herhalde bir kavanoz daha çıkacak benim malzememden. Şöyle. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok basit, çok pratik. Hemen malzemelerinizi yanınıza aldığınız zaman pratik olarak yapabileceğiniz bir şey. Bastırıyorum özellikle daha fazla kullanabileyim diye. Bir taraftan kamerayı elimde tutup bir taraftan da yapınca biraz görüntüde aksaklıklar olabilir, kusura bakmayın. Evet, bu şekilde bastırıyoruz. Çok güzel olacak diye inanıyorum. Ben malzemelerle 2-3 kavanoz olur diye düşünüp hazırlamıştım. Ama yarım kilo lorla bakın bir kavanoz, 1 litrelik kavanozu oldu. Yani o yüzden yaparken siz de
Yarım litrelik yağsız, yarım kilo yağsız lorla bu kadar oldu. Bakın görün. Muhteşem. Bir sıra yeşil biber, bir sıra lor, bir sıra yeşil biber, bir sıra lor. Ve şimdi sütünü dökmeye başlayacağım. Sütünü yavaş yavaş alıyor. Bekleyeceğiz. Bu şekilde biraz süt ekleyeceğiz, bekleyeceğiz. O süt onun içerisine karışacak. Bekleyeceğiz. Bu şekilde 1 litre sütü alır diye düşünüyorum. Sonrasında kapağını kapatıp ara sıra şöyle bastıracağım ki daha rahat ve kolay emilsin. Bunu böyle bekleye bekleye, bekleye bekleye sütünü emene kadar bekleyip üzerine sütü dökerek iyice dibine kadar, süt gelene kadar dolduracağız. Sonrasında kapağımızı kapatıp 15 gün buzdolabında bekletip onun iyice probiyotiğinin çoğalmasını sağlayıp sonrasında da açarak sabah kahvaltılarımızda, akşam yemeklerimizde, misafirlerimize afiyetle sütlü biber turşumuzu ikram edebilirsiniz. Daha sonraki videomda size kombu çayını anlatacağım. Kombu mayası ve kombu çayını anlatacağım. Ayrıca bugün yaptığım lavaş böreğinin tarifini de sizlere daha sonraki videomda vereceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.